güzel bir servislerimiz yerine otur. Şöyle oturalım işte. İki bir ayırmış ya. Daha mı arka? İyi burası ya. Bir de sahne boşluğu var. Ne diyorsun? Şöyle oturalım işte. Şöyle oturalım. Hı? Evet, kendi yolumda. Tabii ben böyleyim şarkısıyla kapattık filmi. Athena'nın benim de çok sevdiğim coverlarından bir tanesi. Tabii biliyorsunuz Frank Sinatra'nın meşhur ettiği bir Fransız şarkısıydı My Way'den. Ve belki de hikaye bu şarkıdan mı çıktı? Nasıl çıktı? Aslında bu şarkıdan çıkmadı. Biz hikayeyi oluştururken dünyanın her yerinde ve kendini gerçekleştirme fırsatı bulmuş, hani adı ünlüye ya da bilinene çıkmış insanlar, acaba başka coğrafyalarda, başka şekillerde doğsalar, büyüseler ve yaşasalardı ne olurdu üzerinden çıktı. Sonra da şarkı buna çok destek verdi. Dedik ki o zaman adı Kendi Yolumda olsun. Ben sinemanın şu an biliyorsunuz bu özellikle pandemiden sonra ve bu dijital platformların hayatımıza girmesiyle birlikte çok ciddi bir seyirci ve koltuk kaybı oldu. Ama ben şimdi dijital platformda film buluştuğunda bizim yapmak istediğimiz şeyin ne olduğunu anlamış bir seyirci kitlesinin yorumlarını duyuyor ve mutlu oluyorum. Evet, aslında tek risk bu değil. Yani filmde bir hibrit bir yapı var aslında, bir tür anlamında. Evet, yani aslında biz yani hayat gibi yaptık. Yani hayat da öyle bir şey. Yani hayat da çok hibrit bir şey. Yani bugün biraz önce güldüğünüz şeye biraz sonra utanabiliyorsunuz güldüğünüz için. Ben aslında bütün filmlerimde buna çok özen gösteriyorum. Yani hayat kadar gerçek olmasına. Çünkü hayatın içinde ne kadar gülüyorsak o kadar ağladığımız ya da o kadar duygulandığımız birçok şeyi bir arada yaşayabiliyoruz. Filmin içinde de bu filme bir tür belirlemek, yani komedi, dram diye bir şey belirlemektense bütün bu hayatımızda var olan gerçekleri filmin içine taşımak hep her zaman doğru geldi. Bu film de onlardan biri aslında. Evet. Gökhan'ın babası karakterini aslında benim rahmetli eski kayınpederim aslında o. Onun eşi, yani isimlerine kadar, yaptıkları işe kadar ve hayattaki son dilimlerinde yaşayış şekillerine kadar neredeyse aynı. O yüzden hani bu gerçeklik duygusunu hem ortaya koymak için hem de bu Adana aslında biliyorsunuz hani müziğin de yani bizim bildiğimiz popüler anlamda ya da bir kültür ve sanat anlamında bizim hayatımıza çok şey katmış insanların doğup büyüdüğü bir şehir. O yüzden ben Adana'yı bu anlamda da önemsiyorum. Yani hem de bizim karakterimizin incirlik üzerinden çok da o Adanalı insanların anlamayacağı müziği yapma serüvenine bile imkan tanıyacak bir şeye sahip, yelpazeye sahipti Adana.